Beşinci kattayız. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz geldik ama biz sizi kovacağız. Olur mu? Olur, buyurun. Ev sahiplerini dışarıda bırakalım ki evi daha kolay yorumlayabilelim. Çünkü ev turu altı videomda projenin sahibi de bizimle birlikte geziyordu ve ben böyle biraz da heyecandan projenin olmamış olan noktalarına fazla değinmemişim. Meslektaşlarımdan bana uyarı geldi. Sanki hani hatalı olan mekanları beğenmişsin gibi duruyor. İnsanlar tarafından yanlış anlaşılmasın dediği için bugün Serkan ve ben yalnız evin içindeyiz. Öyle çekim yapacağız. Gelin salona göz atalım. Bu arada unutmadan şuradan notluk defterimi alabilir miyim Serkan? Projeyle ilgili bazı detayları açıklama kısmına yazıyorum ama çoğu kişi açıp bakmıyor oraya. Tekrar yorumlarda soruyorsunuz. O yüzden bir dizi not aldım ve buradan ara sıra eğer kusura bakmazsanız bakarak size proje detaylarını ileteceğim. 2+1 ev gezmemi isteyenler vardı, dubleks ev gezmemi isteyenler vardı. Bugün 2+1 dubleks bir evi geziyoruz. Evin toplamı 110 metrekare, tam sizin istediğiniz metrajlarda. Çünkü genelde böyle örnek daireler gezdiğimiz için örnek daireleri 4+1'den aşağı yapmamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla 180'den 200 metrekareye kadar evleri gezmiş oluyoruz. Daha böyle minik evleri turlamamı isteyenlere bu evi bulduk. Fiyat konusunda da bilgilendirmemi istiyorsun size ama bunu biraz örnek dairelerde yapmam etik olmuyor. Çünkü biz hani gidip sizin projenizi gezebilir miyiz diyoruz. Sonra da altına hani bu ev 1 milyon, 2 milyon gibi bir fiyat vermemiz hoş olmuyor. Ama sağ olun yorumlarda onun hakkında da bana bilgi vermişsiniz. Demişsiniz ki hani net fiyat veremesen de ortalama bir fiyat söyleyip bizim merakımızı giderebilirsin diye. Ama bugün bu evde net bir fiyat vereceğim. Çünkü arkadaşımızın evi, bu evi 260 bin liraya aldıklarını biliyoruz. Ve Eryaman bölgesindeyiz bugün. Yine Ankara'da bir evi geziyoruz. Hemen bir notlarıma bakayım. 20 metrelik bir salon gezeceğiz. Normal evlerin yani projelerin salonlarına nazaran biraz küçük bir salon. Bakalım nasıl değerlendirmişler. Ev turu videolarımızı sizin yorumlarınız sayesinde daha da çok geliştiriyoruz. Bir takipçimin fikri de şeydi. Birden fazla sorulan soruları biraz da hani videolarında yanıtlarsan aşağıya tekrar sormak zorunda kalmayız gibisinden. Aslında haklı. Bugün de böyle iki tane soru seçtim. Onları videonun içinde sizin için cevaplayacağım. Ne zaman cevaplayayım şimdi? Tamam, şimdi cevaplayayım çünkü sonra unutuyorum. İlki kendi evinde video turunu çeker misin diye nazik soranlar, kendi evinin turunu çek diye sert şeklinde soranlara bir cevabım olsun. Kendi evimi hala şöyle söyleyeyim, aslında kendimiz inşa ediyoruz eşimle birlikte. Yaptığımız her kısmı da sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle yapalım. Aşağıda evimden kesitlerin olduğu videoları ben size koyayım linklerini. Bir nebze de olsa sizin merakınızı gidermiş oluruz. Ama yaptıkça dediğim gibi yani YouTube için yapıyorum. Yaptıkça hemen sizinle paylaşacağım evi de. İkinci soru da hangi okuldan mezun oldum ve bu meslek için İngilizce eğitim gerekli mi diye aslında 3 soru cevaplamış olacağım. Ben Bilkent Üniversitesi'ni bitirdim ve üniversitenin hukuk hariç tüm bölümlerinin eğitimi İngilizce. Bu benim yararıma oldu. Başta girerken hani İngilizce nasıl öğrenirim diye korkuyordum ama bu tasarım odaklı mesleklerin hepsinde yurt dışına bağlı bir durumdasınız. Bunu da Türkçe ile yapmak çok zor oluyor. Çünkü yani bir araştırmanız gerekiyor. Malzeme olabilir, tasarım olabilir, bir işte önemli bir tasarımcının yaptığı işler olabilir. Hep karşınıza İngilizce çıkacak. O yüzden İngilizcenin size bu meslekte büyük bir katkısı oluyor. Benim ufak bir sıkıntım vardı sadece bölümü bitirdikten sonra. İngilizce pratik yapabileceğiniz hiçbir yer olmuyor. Çünkü Türkiye'de işe giriyorsunuz ve yabancı kaynaktan bir iş almıyorsanız hep Türklerle çalışıyorsunuz. Gittikçe dilinizin de potansiyeli düşmeye başlıyor. Hatta benim bazen böyle konuşamayacağım korkum bile başlamıştı. Hani yazışmalar kolay oluyor, okuduğunuzu anlayabiliyorsunuz ama konuşma pratiğine gelince diye kalabiliyorsunuz. Sonra izliyor musunuz bilmiyorum. Barış Özcan ve İlkay Zaman diye çok güzel iki tane YouTube kanalı var. Onlardan ben Cambly diye bir application gördüm ve merak ettim. Orada şey vardı. Hatta gösterebilir miyim? Telefon şurada. Buradaymış. Önce indirdim. Hatta İlkay Zaman gösteriyor işte telefondan nasıl girdiğini falan. Buradan ana dili İngilizce olan kişilerle konuşabiliyorsunuz. Önce aslında utandım konuşmaya ama kendimi hani bunu aşmam gerekiyordu. Ben gittim application'ı yükledim. Onlara da teşekkür ediyorum. Belki izliyorlar, izlemiyorlar. Yükledikten sonra şöyle bir şey keşfettim. Eğitmenlerinizi buradan istediğiniz gibi seçiyorsunuz. İstediğiniz kişiyle konuşabiliyorsunuz. İstediğiniz konuda. Yani mesela iş İngilizcesi oluyor, günlük İngilizce. Ne isterseniz onu bir güzel buradan
seçerek işte basıyorsunuz, arıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ben hani henüz birkaç kere kullandım ve hakikaten ilk açtığımda 5 yıl boyunca İngilizceyi gerçek anlamda kullandığım halde gerçekten hani utandım, bir kıpkırmızı falan oldum. Hatta karşı taraftaki yetmen hani biraz sakinleşebilirsin, heyecan yapma falan dedi. Bunun bana daha da bir şeyler katacağına inanıyorum. Belki İngilizce öğrenirken de sizin için yardımcı olur. Ben yüklediğimde açtım, bana 5 dakika, büyük ihtimalle herkese veriyorlardır onu da, 5 dakika ücretsiz kullanım hakkınız var. Bu çok güzel oluyor. Hani uygulamayı kullanıp kullanamayacağınızı böyle anlamış oluyorsunuz. Salona göz atalım. Dediğim gibi 20 metrekarelik bir salondu. Sağ olsun arkadaşım bu eve yerleşmeden önce bize fikir olarak danışmışlardı. Hani yer olarak biraz şeyimiz küçük, alanımız küçük, nasıl, ne yapalım diye. Bu konuda bir videom var ama o videolar böyle görselli olmadığı için çok izlenmiyor. Aşağı linkini bırakacağım onu. Küçük evlerde nasıl, küçük evler için tasarım önerileri diye. Benim de ilk verdiğim tiyolardan biri, eğer mekanınız küçükse koltukların da yapı olarak küçük seçmeniz. Yani bu ne demek? Şöyle eğer şey olursa oturayım. Koltuğun yan kısmı, kol koyduğunuz kısımlarının dar olması, arka sırtlık kısımlarının biraz daha kısa olması buradaki gibi. Hani böyle hantal mobilyalar değil de biraz daha mekanın içine kolay sığabilecek küçük mobilyalar kullanmak. Çünkü büyük mekana sığmak kolay da küçük mekanın içine büyük mobilyalar koyuyorsanız, hele ki kiracıysanız, olabildiğince böyle ufak gözüken demeyeyim de kolları sırtı hantal olmayan, hatta yastıkları da aynı şekilde. Burada da gördüğünüz gibi yastıklar derli toplu, böyle büyük pufidik durmuyorlar. Bunlar mekanda daha kolay uyum sağlıyorlar ve gözünüze bir darlık hissettirmiyorlar mekanda. Buraya yerleştirirken de aklımızda bir plan daha vardı. Şimdi size göstereceğim. Burada bir balkon var. Aslında onu yemek odası olarak işin içine katmamız lazım diye, ama orayı kapatana kadar, çünkü daha taşınalı 30 gün falan olmadı galiba. Orayı kapatana kadar şimdilik yemek masalarını bu tarafa koydular. Aslında ergonomik bir şekilde durmuyor. Çünkü bu tarafa otururken sandalyeyi çekip, hatta şöyle göstereyim. Yani masaya itip sandalyeyi öyle çekip oturmanız gerekiyor. Çünkü alan bu kısımda bayağı darlaşıyor. Dolayısıyla bu masayı alıp balkona koyduğumuzda bu alan daha ferah olacak. Balkon kısmına da baktığımızda burayla işte ilgili uzun vadede planlarımız var. Balkonu açıp gösterirsem donarım şu anda, Ankara ayazı. Hemen yanımız mutfak. Bu mekanın ön kısmına şimdi cam balkon kapama sistemleri var. PVC yani PVC kadar iyi ısı yalıtımına sahip olan ve konforlu bir şekilde kullanabildiğiniz sistemler. Burayı öyle bir sistemle kapatıp sonra buradaki kasayı çıkartmayı planlıyoruz. Çoğul konuşuyorum ama gerçekten planladık yani bunları. Kendi kafama göre demiyorum. Bunu buradan çıkartıp şuradaki sıkışan yemek masasını oradan kurtarıp buraya koyacağız. Mutfak kısmını da belki açarlar, belki açmazlar. Hem oradan servis kolay olacak, rahat yemek yenecek. Hem de burada yemek masası ortadan kalktığı için iki tane bercere rahatça yer açılmış olacak. Evi de sıkıştırmadan, yavaş yavaş mobilya aldıkları için gözünüzü yormadan burayı tasarlamış olacağız. Eğer evinizde böyle L pencereleriniz varsa, fonu ne kadar koymalıyım, nereye koymalıyım, nasıl kullanmalıyım şeklindeki sorularınıza cevap, fonunuzu sadece sağa ve sola koymanız yeterlidir. Orta kısma ayrıyetten bir fon koymanıza gerek yoktur şeklinde olacaktır. Çünkü fonu biliyorsunuz, yani zengin durması için biraz geniş kullanmamız gerekiyor. Şimdi oradaki köşedeki alana da fon koyarsak şurada kapı kalmayacak. Hadi orası sizin evinizde geniş diyelim. Bu sefer 3 tane ayrı yerde fon göze şey olarak fazla gelecek. Yani bu buraya fazla konmuş şeklinde insanların gözüne batacaktır. Bir de ışıktan bahsedip buradan artık çıkabiliriz. 20 metrekare salonda ne kadar çok konuştum be, yoruldum. Şimdi mekanlarda sarı ışık kullanılmalı, beyaz ışık kullanılmalı. Bu herkesin tercihine bağlı bir şey ama keşke linkini bulabilsem. Çok güzel bir video izlemiştim. Bununla ilgili bir deney yapıyorlar. Beyaz ışık ve sarı ışıkla alakalı. Deneyde iki kişi, işte birini beyaz ışığa maruz bırakıyorlar, birini sarı ışığa maruz kalıyorlar. Çok uzatmayayım. Sonucunda sarı ışıkta oturan kişinin uykusunun daha çabuk geldiğini, beyaz ışıkta oturan kişinin ise uykusunun kaçtığını tespit ediyorlar. Bu yüzden tasarımlarımda buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yatak odalarında sarı ışık, genel yaşam alanlarında da beyaz ışık kullanmaya çalışıyorum. Ama siz sarı ışıktan veya beyaz ışıktan nefret ediyorsunuz, bunları kombinleyerek kullanabilirsiniz. İkisi bir arada da hoş duruyor. Ama çocuk odalarında, genç odalarında şuna dikkat edin özellikle. Çalışma masaları içinde oluyor çünkü. Sadece sarı ışık kullanmayın. Böyle işte anahtarların çift fazı oluyor. Birini yaktığınızda
2-3 lamba, diğerini yaktığınızda diğer 2-3 lamba yanıyor gibi. Onların bazılarına beyaz, bazılarına sarı ışık yerleştirdiğinizde çocuğunuz ders çalışırken beyaz ışığı kullanır. İşte yatma vakti geldiğinde de sarı ışığı kullanabilir. Böylece uykusu da ışık yüzünden etkilenmemiş olur. Duvar kağıtlarından da bahsetmeden olmaz. Bu duvar kağıdı ilk girdiğimde bana şey gibi geldi. Beton görünümlü duvar kağıdı gibi geldi. Hemen bununla ilgili bir eleştiri yapacaktım ama beton görünümlü değilmiş. Gayet gri, kare kare içinde efektleri olan bir duvar kağıdı. Hazır hadi o soruya da cevap vereyim. İyi oluyor videonun içinde cevaplamak. 3 boyutlu duvar kağıtları hakkında ne düşünüyorsun diye soranlar olmuş. 3 boyutlu duvar kağıtlarına nefret ediyorum. Çünkü mekana koyduğunuzda onun gerçek olmadığı belli oluyor. Okulda bir hocam vardı, Murat hocam. Mış gibi görünen malzemeleri sakın kullanmayın derdi. O duvar kağıtları da işte taş gibi görünen, işte beton gibi görünen duvar kağıtlarını. Mesela diyelim ki buraya kaplıyorlar taş görünümlü duvar kağıdını. Sonra bu köşeye gelip hop güzelce buradan çeviriyorlar. Burası taş olsa ya da gerçekten beton olsa o kadar net bir şekilde dönmeyeceği için malzemenizin çakma bir malzeme olduğu belli oluyor. O yüzden ne kadar az kullanırsanız mekanınızın o kadar kaliteli duracağını düşünüyorum. Oldu ki illa kullanacaksınız, kağıdı satın aldınız. O zaman da kağıdınızı döşemek için sağ solu bitmiş olan duvarlarda kullanmaya çalışın ki böyle köşe detaylarında, dönme detaylarında malzemenizin gerçek olmadığı belli olmasın. Girişte de güzel bir vestiyer yapılmış. Ondan da bahsedelim. Bu şimdi yukarı doğru merdivenimiz çıkıyor. Merdivenin altında bir boşluk oluşuyor dolayısıyla. Bu boşluğu bir buradaki raflarla kapatmaya çalışmışlar. İki bir de buraya vestiyer yapmışlar. Şöyle hafif açmamın bir sakıncası olmaz. Kendi montlarımızı tektik çünkü içeri. Böyle saklama alanı yapmaları hoş olmuş. Çünkü ev küçük olduğu için sürekli dolap ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla ben olsam bir de şuradaki merdiven altına da bir şekilde dolap yaparak gözükmeyecek bir şekilde kullanmaya çalışırdım. Çünkü orada hatta sayılır derecede büyük bir boşluk var merdiven altında. Şöyle mi dolaşayım? Böyle dolaşayım. Giriş kapımız da gözüksün. Evet, buradan girmiştik. Buraya asma yeri yapmış. Çok hoş gözükmüyor ama artık burada herhalde şey yapmıyorlar, sığmıyorlar. Mecburiyetten buraya konulmuş ki sürekli kullandıklarını oraya asabilmek için. Buraya geldiğimizde de çamaşır makinesi burada. Aynalı bir dolabın içine sığdırmış. Hem de buradaki darlığın önüne geçmek için ayna kullanmak da mantıklı olmuş. Üst tarafta da işte yine asma alanı ve deterjanlarınızı koymak için yer var. Dubleks evlerde, hatta müstakil evlerde de hepsinde fikrim aynı. Çamaşır makinesinin alt katlarda olması benim hoşuma giden bir şey değil. Çünkü bütün çamaşırınız işte, evet bütün çamaşırların çıktığı yer üstte yatak odaları, yani odaların bulunduğu alan. Ama bunu gidiyorlar işte bodruma koyuyorlar ya da giriş kata koyuyorlar. Siz sürekli bir çamaşır indirip çıkartma derdinde oluyorsunuz. Hani ev yaptırıyorsanız müstakil olabilir, dubleks olabilir, tripleks olabilir fark etmez. Makinenizi odalarınızın olduğu katta tutmanız sizin için kolaylık olacaktır. Buradan banyoya geçelim. Burada ev sahibi Melih'le biraz dalga geçecektim. Tam da geçemeyeceğim. Şu klozete bir oturayım. Tuvalet kağıtlığı yoktu buranın. Dedim hani alın buraya koyun, olmazsa olmaz. Bu tuvalet kağıdı şuradaydı. Vallahi buradaydı. Bunun yerini aşağı indirmiş. Ben dalga geçerim diye hevesle geldim ama bu da yüksek. Bu da kol koyma yeri gibi olmuş. Hani eğer yorulursanız. Bu tuvalet kağıdını biraz daha hani burada muslukları kullanırken elinizin aşağıda olduğu hizada. Elim gösteriyor musun nerede olduğunu? Bir saniye ayar yapmaya çalışıyorum. Devam. Tuvalet kağıdının olduğu yükseklik şöyle elinizin aşağıda şurada gösterebilirsin bence. Şurada bir yerde olması lazım tuvalet kağıtlığının. Ne çok yukarıda ne de Melih'in ilk taktığı gibi kafa hizanızda. Hatta şey diye dalga geçiyordum. Şöyle kafanı koyabilirsin eğer yorulursan. Burada da kolunuzu koyabilirsiniz. Bunun biraz daha aşağıya inmesi gerekiyor. Eğer bu taşlar 20 santim ise 40-50 santim gayet yeterli bir yükseklik tuvalet kağıtlığınız için. Sonra bu tuvalet evdeki tek tuvalet. Tuvalet demeyeyim, tuvalet banyo. Evde bir tek burası var. Üst katta mevcut bir banyo yok. Bu da bu evin bence tek handikapı. Bir tek üst katta, yatak odalarınızın olduğu katta banyonun olmaması her seferinde aşağı inmeniz gerektiği anlamına geliyor. Mutfağa da bakalım. Burayı kapatayım. Örnek daire gezerken ışıkları kapatmadım diye takılanlar olmuş. Örnek dairede ışıkları kapatmıyorlar. Bir de o gezdiğim dairelerin mobilyayla mı satıldığını yoksa öyle mi kiralandığını soranlar olmuş. Büyük projeler kendilerine örnek daire yapıp içini mobilyayla döşüyorlar ki satışları daha kolay olsun diye. Ben de
Oraları geziyorum. Normalde siz satın aldığınızda evin içinde bir mobilya olmuyor. Mutfak kaç metrekareydi? Bir saniye hemen notlarımıza bakalım. 13 metrekare bir mutfağımız var. Şöyle istersen iyice içeri girelim mutfakta. Mutfakta içeri girdiğinizde ilk önce sizi sağınızda ocak, ortada lavabo ve sonra da buzdolabınız var. Mutfak üçgeninden bir videomda bahsetmiştim. Onu da hemen açıklama bölümüne yazacağım. Mutfağınızı tasarlarken iç mimarla çalışmıyorsanız bilmeniz gereken bir şey var. Buzdolabınıza en yakın konumda lavabonuzun olması ve daha sonra da ocağınızın olması. Yemek pişirirken buzdolabından sebzenizi alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz. Burası hazırlama alanı, burası da pişirme alanı olarak geçiyor. Maalesef ev turu 6 videomu eğer izlediyseniz orada bir handikap vardı. İç mimarla çalışmadıklarını gururla söylemişlerdi ama mutfak üçgeni hiçe sayılmış bir durumdaydı. Şeyden sonra, buzdolabından sonra ocak, ocaktan sonra mutfağın en dip köşesinde lavabo vardı. İç mimarla çalışmazsanız böyle olur. Aslında bu videoları da iç mimarla çalışma imkanı olmayan insanlar için hazırlıyorum ki böyle projelerde sizi şey yapmasınlar. Kandırmasınlar demek istemiyorum da sonra satın aldığınızda mağdur olmayın evin içinde. Sonra gelelim tezgah ve arkasındaki seramiğin uyumuna. Genelde son yıllarda artık bu tezgah arkasına küçük küçük işte mozaik taşlar ya da işte ne bileyim elimin büyüklüğünü geçmeyen taşları kullanmak biraz demode olmaya başladı. Çünkü göz yoruyor. Hep artık büyük çapta hatta işte yer karolarına benzeyen büyüklükte taşlar kullanılmaya başlandı. Burada da tezgahla uyumu gayet hoş sağlanmış. Bu kompozit bir malzeme olduğu için yani istediğiniz şekli verip istediğiniz büyüklükte yapabildiğiniz için bunu gelip şöyle buraya kadar devam ettirselerdi tertemiz olurmuş ama buna da diyeceğim bir şey yok. Rengini çok güzel uydurmuşlar. Siyah beyaz mutfakla da bir şey yakalamışlar. Genelde siyah beyaz rengini kullananlar burada da siyah rengini ya da beyaz kullanmayı tercih ediyorlar. Akıllarına başka fikir gelmiyorsa bu vizon rengi tezgah gayet renkleri şey yapmış durumda, dengelemiş durumda. Bu mutfakla ilgili gelelim şurayı söyleyeyim. İşte burası, şöyle açayım. Şurada işte salonda konuştuğumuz kapı orası. Bu burayı kaldırıp burayı yemek odası yapma planı. Yani benim planım var, onlara yaptırma niyetim var zorla. Burası çok tatlı yemek odası olur diye düşünüyorum. Araya hatta burayı komple açmaya da gerek yok. Sadece şuraya şu kısmı açıp burayı dekoratif bir panelle ya da kitaplık olabilir, her şey olabilir. Kapatma niyetimiz var. Türkiye'de balkon kapatmak bir moda. Evlerinizde kullanırken buna göre kapatın balkonlarınızı. Kullanmayacağınız balkonu kapatmakla boşuna uğraşmayın. Hele ki katlanan cam sistemleriyle kapatmaya hiç uğraşmayın. Çünkü kullanılmıyor. Sıcakta hamam gibi oluyor. Soğukta ısıyı kaçırdığı için işte o mekanı ısıtma sorununuz oluyor. Onun yerine işte daha bir üst arada izolasyon sağlam olan kapatma sistemlerini tercih edip onu evinizin bir parçası yapabilirsiniz. Şimdi merdiven alanından artık yukarı çıkalım yani. Topu 40 metrekare var mı burası? Ne konuştum? Bitiremedim bir türlü. Defterimi de alayım. Neredesin nereden? Buradayım ya. Ben çok yoruldum. Bir insan ev turuna böyle bir ayakkabıyla gelir mi ya? 18 santim falan herhalde. Ölçmedi şeyi. Yanımda lazer metre vardı. Ölçmeye çalıştım. Lazer metre. Tavanı ölçeceğim size. Bir dakika. Hemen tavan yüksekliğini merak edenlere. Tavan yüksekliğimiz 2.70 ama topuk yüksekliğimiz kaç bilmiyoruz. Merdivenlerde rıht ve basamağın birleştiği alanda üstteki basamaktaki malzemenin dışarıya taşması gerektiğinden dolayı bu yandaki çıtalar böyle böyle girintili çıkıntılı olur detayda. Ama burada akıllarına güzel bir fikir gelmiş uygulamayı yapan kişilerin. Basamaktaki malzemeyi yakından görebiliyorsanız şöyle 10 santimlik bir mesafede içeri doğru oymuşlar. Böylece bu kenardaki çıtalar uygulamada daha basit bir şekilde kesilerek yukarı çıkmış. Evet, artık gidelim yukarıya. Şuraya gelelim. Merdiven arkasında bir tane panel vardı gösterdim üstlerinde rafların oldu. Burayı da alçıpanla kapatıp duvar kağıdını devam ettirebilirdi. Burada boşuna böyle kesik bir görüntü olmuş. Hatta bunu yarım bırakmalarının sebebi olarak da bu köşede kalan duvar kağıtları soyulmaya başlamış. Bunu en kötü içeri doğru çevirebilirlerdi. Böylece bu çıkıntılar yaşanmazdı. Dediğim gibi etraftaki eşyaları aldırmayın. Çünkü daha onlar yerleşmeden ben onların evini çekmek için böyle zorlamış durumunda kaldım. O yüzden önce gelin oturma alanı diye ayarladıkları alana bakalım. Burada iki tane oda var zaten dediğim gibi 2+1'di. Yatak odaları yukarıda, aşağıda sadece salon ve mutfak var. Burası ve yandaki yatak odası genişçe bir terası açılıyor. Şöyle göstereyim. Üstünde çatısı yok bu terasın. Belki çatısı olsa biraz daha kullanışlı olabilirdi Ankara gibi bir yerde.
Daha sonra gelelim buraya. Yani dediğim gibi tam eşyaları eksik şu anda, tamamlanmış değil. Ha bu arada mutfakta yemek masaları da daha henüz tamamlanmamıştı. Kesin izleyenlerin dikkatini çeker. Ben arada söylemeyi unuttum. Bu alana L koltuk koymuşlar. Koymaya da bilirlerdi. Aşağıda çok güzel bir yaşam alanı var. Yukarıda çıkıp oturur muydunuz bilmiyorum. Hani ileride çocuk odası olarak kullanırız. Şimdilik boş kalmasın diye buraya koltuk koymuşlar. Boş bırakılabilirdi dediğim gibi. Boşuna koltuk almışsınız Melih. Misafir uyu. Misafir belki gelir diye. Doğru, misafir gelirse onları rahat ettirmek için de düşünmüşler. Çok pardon, ben sadece çocuk için düşündüm. Burada yine güzel bir yatak odası var. Güzel olmasının sebebi yere kadar camlar çok hoşuma gidiyor. Işığı bütün olarak evin içine alabiliyorsunuz. Dolayısıyla daha ferah bir oda havası yaratıyor. Buradaki tek sıkıntı biraz önce bahsettiğim gibi bu katta bir tuvalet yok. Gece kalktınız, tuvalet için o kaygan merdivenlerden inmeniz gerekiyor. Onun yerine buraya bir dolap alanı, gömme dolabı yapmışlar. Allah'tan gömme dolapta çok renk tercih etmeden komple ayna koymuşlar ki hangi mobilyayı koyarsanız koyun uyum sağlasın diye. Mobilyalarını da güzel seçmişler. Ben böyle seviyorum ahşapla gri'nin kombinini. Bir tek burada ev sahibinin, arkadaşımın istediği şey güzel bir makyaj masası. Ama alan çok dar. Biz de ona şöyle bir çözüm bulduk. Şimdi bu alan dar olduğu için yatak odası takımının eğer makyaj masasını alsaydı sığmayacaktı buraya. Zaten küçük olan odayı biraz daha darlaştıracaktı. Onun yerine IKEA'yı çok severim. Bazen şey diyenler olmuş, IKEA olmasa ne yapacaktım diye. Vallahi hayatımızı kolaylaştırıyor. Yapacak bir şey yok. Orada derinliği 15 santim olan ayaksız raflar var. O raflardan aldık. Daha buraya monte edilmemiş. Buraya o rafı koyacağız. Üstüne aynasını ve küçücük de bir taburesini altına koyacağız. İhtiyacı olduğunda bu alanı kullanabilsin ama ihtiyacı olmadığında da bu alanı şeyde minimumda darlaştırmış olalım. Yani geçiş alanı olabildiğince geniş kalmış olsun diye. Oradan bana işaret etti sakın yatak başını açma diye. Açmıştım, geri kapattım. Yatak başı açılabiliyor. İçine işte şu kadar derinliği var. Yaklaşık 15-20 santimetre. İçine istediğinizi koyabiliyorsunuz. Bir de oradan görebiliyor musunuz Serkan? Burada USB yerleri var. Telefonunuzu daha kolay şarj edin diye USB'yi tak. Telefonun burada kalsın. Böylece kombinin üstü boş kalsın. Hoş. Yani ya da şurada kablo birikintisi olmasın diye. Mobilyalarını nereden almıştı soralım. Merak edenler olursa Doğutaş'tan almışlar mobilyaları. Dediğim gibi odanın büyüklüğüne göre sadece komodini ve yatağını aldı. Biz de ona göre bir tane güzel bir makyaj masasını, ben yapmayacağım, Serkan yapacak. Hala bekliyorlar Serkan'ın yapması için. Bir de şurada ufak bir şeyden bahsedeyim. Sen merdivenden düşmeden. Burada böyle küçük bir alan var. İşte şu kullanacağımız rafta burada zaten henüz asmadık. Bu alana işte bir dolap yapılıp burası depolama alanı olarak kullanılabilir. Çünkü evde villadayı, işte ütü masasını, süpürgeyi koymak için bir alan kesinlikle gerekli. Ütü masalarının oradan biraz uzaklaşalım. Konuşmaya devam edelim. Bu evde istedikleri tek şey aslında bir üst kata banyo sığdırabilmekti. Fakat öyle bir mekan yok. Yani dolabı eğer işin içinden çıkartsaydık oraya bir lavabo, banyo sığdırabiliyorduk. Fakat bu sefer dolap alanı eksilmiş oluyordu. Olsa hakikaten hoş olurdu. Böyle bu evi tasarlarken insanlar, biraz daha tasarlayan ekip, insanların konforuna önem vermeli. Bu katta tuvaletin olmaması büyük bir handikap. Gece kalktığınızda o kayan merdivenlerden aşağı inmeniz ve tekrar geri yukarı çıkmanız gerekiyor. Ama olsun, buna da bir çare bulunur. Şurada kocaman teras var. Ne için duruyor? Neyse. Oraya mı yapacaklar tuvaletleri? Tuvaleti oraya yapsınlar diye demedim ya. Allah Allah. Tamam ya, yok üst katta tuvalet. Gidelim. Konuyu toparlayalım. Küçük evlerde dikkat etmeniz gerekenlerin üstüne durmaya çalıştım. Aklınıza kalsın diye tekrar toparlayayım. Küçük bir eve taşınıyorsanız ya da kiralık bir eve taşınıyorsanız mobilyalarınızı minimumda tutmaya çalışın. Yani miktar olarak, dediğim gibi aşağıda mesela bercere yer yoktu. Bercere almadılar o yüzden. Sandalye sayısı sadece 6 yetiyordu. 6 da tuttular. Normalde hani büyüyüp 8 kişilik olabilen bir masanız varsa illa 8 tane sandalyeyi o an almak zorunda değilsiniz. İşte yemek masaları henüz mutfakta yok. Belki işte o balkonu kapatırsak elimizde kalmasın diye. Evinizi kurarken o yüzden panik yapmayın. Evinize sığan malzemeleri alın. Daha küçük tutun. Küçüğün yanlarını doldurmak kolay ama büyük antal mobilyaların boşaltmamız çok zor oluyor. Aldıktan sonra birine verin gibi bir şansınız olmuyor. Bunu diyecektim. Bu kadar. Ha bir de içmimarberna.com diye bir internet adresim var.
şuralara bir yere koyarım herhalde. Daha o montaj kısmını çözmüş değilim. Oradan takipte bulunabilirsiniz beni. Aslında Instagram'dan da takipte bulunabilirsiniz. Instagram'da ne paylaşırsam internet sitesinde açık. Yine sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Camınız varsa perdenin fon ben bazen fon. Oh yeah. Çok karıştı kafam. Kafam niye karıştı? Güzel gitmiyor. Ben bazen de güzel gittiğimi düşünüyorum. Sen karıştırdın diyorsun.